Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size temel müzik terimleri ve temel piyano bilgisi vereceğim. Bu bilgiler herhangi bir enstrümanı çalabilmenizde size oldukça hız kazandıracak. Müziği mantıkla çözeceğiz. Haydi başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle oktavdan bahsetmek istiyorum. Bu arada bahsettiğim dokümanı İngilizce hazırladım. Parantez içinde olanlar da Türkçesi arkadaşlar. İngilizce karşılıklarını da bilmenizde fayda var. Çünkü uluslararası bir yani İngilizce bir siteden bilgi almak istediğinizde en azından bu deyimlere hakim olmuş olursunuz. Burada baktığımızda ilk etapta bizim temel olarak bildiğimiz veya yani bu sanırım herkesin bileceği bir nota bilgisidir arkadaşlar. Çok temel bir eğitim zaten. Baktığımızda hatırlamaya çalışalım. Bir sol anahtarımız var arkadaşlar. Sol anahtarı ne işe yarıyordu? Aslında bizim orijinimiz. Yani neresi? Şurayı baz alarak gitmemiz. Yani burası nereye denk geliyor? Bakalım sol anahtarının başladığı yere arkadaşlar. Sonuç olarak bu sol anahtarının başladığı çizgi bize sol notasının olduğunu söylemektedir. Baktığımızda do, re, mi, fa, sol, la, si, do şeklinde devam etmektedir. Ve biz buna oktav diyoruz. Teknik olarak adı oktavdır arkadaşlar. Bu notalar İngiliz sisteminde şu harflere karşılık gelmektedir. Biz genellikle internet sitelerine baktığımızda şu nota dizilimini kullanmaktadır. Ama biz ne olarak öğrendik? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do olarak öğrendik müzik notalarını. Karşısına baktığımızda arkadaşlar alfabenin harfleri 7 tane nota var görüldüğü üzere. 7 notamız A, B, C, D, E, F, G olarak sıralanmış durumda. Dolayısıyla sol anahtarı üzerinde G harfi ile son buluyor. A ile başlıyor. A, La notasına tekabül etmekte. B, Si notasına tekabül etmekte. C, Do notasına. D, Re notasına. Mi, E notasına. Fa, Fe notasına. Sol de G notasına tekabül etmekte arkadaşlar. Burada mantığı nasıl anlamamız gerekiyor? Mantığına baktığımızda biz Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do olarak Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do olarak öğrenmiştik müziği. Baktığımızda Do'ya karşılık gelen yer neresi arkadaşlar? C'dir. Aslında bizim C'den başlayıp C, D, E, F, G, Do, Re, Mi, Fa, Sol olarak bildiğimiz kısım. Sonradan başa dönüyor. La ve Si olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Devam edelim. Bu oktavdı. Temel bildiğimiz ve şunların kesinlikle karşılarının bilinmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada zaten yıllar öncesinde ezberlemişsinizdir bunları. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Artık herkesin bildiği klasik bir nota sıralaması. Buraya geçirmesi de sizin için çok zor olmasa gerek arkadaşlar. Şu dizilim kesinlikle akıllardan silinmemesi gerekiyor iyi bir müzisyen olabilmek için. Devam ettiriyorum. Baktığımda bir de gam var arkadaşlar. Gam terimi İngilizce'de gamut olarak geçiyor. Bunlara tek tek baktım. Çıkıcı gam ve inici gam olarak ifade edilmekte. Bu nedir yine? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tekrardan tersinden başa gelebilmektir arkadaşlar. Biz buna çıkıcı gam incelerek gidiyor. Yani kalından inceye doğru gidiyor. İnceden kalına doğru inmiş oluyoruz ve buna da gam diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki slaytımıza bakalım. Şimdi burada da araştırdığım yine bir T, T, Y, T, 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 Y şeklinde. Bunlar Türkçe olarak ifade edilmiş. T'ler semibreve İngilizcesi, semibreve.
dörtlük nota olarak isimlendirilmekte. Minim olarak ifade edilen de ikili nota olarak ifade edilmekte. Bunu neden söylüyoruz arkadaşlar? Unutulmaması gereken bir püf noktası da si ve mi noktaları. Bakınız ikisi de i ile biten notalar minim olarak ifade ediliyor. Yani ikili nota, yani yarım nota olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bakıldığında sol anahtarını yerleştirdik. Sol buraya denk geliyor. Do, re, tam nota, yani semi brief, dörtlük nota olarak ifade ediliyor. Mi, yarım nota, görüldüğü üzere. Fa, sol, la, si, do olarak ifade etmekteyiz arkadaşlar. Yine si ile do arasında, yani si'den do'ya geçişte yarım vuruş. Mi'den fa'ya geçişte yarım vuruş vardır arkadaşlar. Bunlar da tamamıyla akıldan silinmemesi gereken önemli noktadır arkadaşlar. Birisi si, birisi mi notası olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar yarım nota. Burada da ifade etmişiz. B and E are minim. Other notes are semibrief olarak ifade edilmekte. Yani burada kesinlikle mi ve si'yi diğer notalardan ayrı tutacağız. Bunu piyanoda daha rahat anlayacağız arkadaşlar değerini. Devam ediyoruz. Gitarda da aynı şekilde tabii. Bütün müzik aletlerinde bunların ikili nota olması oradaki dizilimi değiştiriyor arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi burada piyanodan bir kesit gösterdim. Ve burada açıklayacağım. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do notaların neresidir? Ona bakacağız. Hemen nasıl bulacağız? Yani bazen baktığımda bazı arkadaşlar üzerine bant yapıştırıyor. O şekilde ezberlemeye çalışıyor. Hiç gerek yok. Ezberlemeye de gerek yok arkadaşlar. Burada bariz belli olan bir durum var. Biz ne demiştik? Mi ile fa arasında ve si ile do arasında yarım vuruş var dedik arkadaşlar. Baktığımızda do, bakınız şurada bir siyah yok. Siyah tuş yok. Bir de şurada siyah tuş yok arkadaşlar. Bir kere bunları baz alacağız. Yani baktığımızda 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 şeklinde devam etmektedir bunlar. Neden böyle? Önemli burası. Çünkü burası mi'ye denk geliyor arkadaşlar. Mi ile fa arasında yarım vuruş var dedik. Si ile do arasında da yarım vuruş var dedik. Dolayısıyla yarım vuruş olan yerler, bakınız burası si, si, şu kısım si, burası mi, si, mi şeklinde devam ediyor. Bir kere bunları yerleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bunları gördükten sonra ne oluyor? İkilinin sol tarafı do oluyor. İkilinin sağ tarafı mi oluyor. Arada kalan nota re oluyor. Yani burası do, re, mi oluyor. Sonrasında devam ediyoruz. Fa, sol, la, si, bakınız yine yarım vuruş, si, do şeklinde. Ha, bu kalıbı öğrendikten sonra arkadaşlar, ezberlemek demiyorum bakın, öğrendikten sonra artık piyanoyu çözmüş oluyorsunuz zaten. Burası çok kritik bir nokta. Bundan sonrası hep üçlü, ikili, üçlü, ikili şeklinde gidiyor. Peki bunları bildikten sonra piyano nasıl olacak? Devam edelim. Ha, piyanonun tamamına geçmeden önce bir de şundan bahsetmek istiyorum. Anahtarlar sol anahtarı. En yaygın kullandığımız anahtardır. Şu işaret fa anahtarını ifade ediyor. Bu işaret do anahtarını. Bu işaret de do anahtarı tenörü ifade ediyor arkadaşlar piyano üzerinde. Treble
Tiz sesler için, yani sol anahtarı tiz sesleri verebilmek için kullanılmakta. Fa anahtarı bas sesler, yani piyanoda çok boğuk çıkan, en sol tarafta olan seslerin anahtarı olarak karşımıza çıkıyor. Alto, treble'dan daha tiz ve tenora çıktığımızda da çok ince sesleri kontrol etmek için kullanılan anahtarımız olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi tenoru unutun. En yaygın kulağı, hatta do'yu da unutabilirsiniz şu an arkadaşlar. Piyano üzerinde göstereceğiz çünkü en yaygın kullandığınız yerler bunlar olacak. Daha bas tarafa gitmek için işte fa anahtarını kullanacağız. Daha incelere gitmek için de do anahtarı, alto'yu ve do anahtarı, tenoru kullanacağız. Sonrasında bakıyoruz. En yaygın kullanılan anahtar sol anahtarı. Sol anahtarın ne işe yarıyor? Baktığımızda bize aslında bir kılavuz. Origin. Yani nereden başlıyor nota? Nota buradan başlıyor arkadaşlar. Sol anahtarının başladığı çizgi bize sol notasını ifade etmekte. Fa anahtarında bulunan şu kısımda arkadaşlar, gördüğünüz gibi noktaya hizalı geliyor. Bunun en ekstremum noktasına tekabül ediyor. Fa anahtarı diyoruz buna. Fa anahtarı biliyorsunuz az önce bahsettik. Baslar için kullanılıyordu arkadaşlar. Do anahtarına geldiğimizde de şu kısım do'ya karşılık geliyor arkadaşlar. Devam ediyoruz. Baktığımızda piyanonun tamamını artık görüyoruz. Bahsettiğimiz nedir? İşte ikili, üçlü, ikili, üçlü, ikili, üçlü, ikili, üçlü, ikili, üçlü, ikili, üçlü şeklinde devam etmekte arkadaşlar baktığımızda. Bunlar ne anlama geliyor? Şöyle bakalım. Gördüğünüz üzere fa anahtarı burada. Bir de sol anahtarı var arkadaşlar. Sol anahtarı biraz daha ortalara. Piyanoya genel olarak baktığımızda sol tarafı, piyanoya oturduğumuzda sol tarafı bas sesleri vermekte. Daha kalın sesleri vermekte. Sol tarafı, pardon arkadaşlar, biz oturduğumuzda bizim solumuza denk geliyor. Sol tarafımız bas sesleri. Sağ elimiz tarafı da, sağ elimize doğru da sesler incelmekte. Bakınız, burada fa anahtarından başlıyoruz. Aşağıda. Fa anahtarı nereye denk geliyordu arkadaşlar? Bakınız şu tam orta çizgi geliyor. Burası gördüğünüz gibi F'ye, Fa'ya denk gelmiş durumda. F burada bizim neyimiz? Orijinimiz oluyor. Ve ne oluyor? Bu tarafa doğru alıyoruz. O tarafa doğru çıkartıyoruz. Ve sonrasında nereye geçiyor? Sol anahtarına geçiyor. Sol anahtar biraz daha treble kısımda. Biraz daha tizleşiyor ses. İlerlere doğru gittiğinde de arkadaşlar alto ve tenor kısımlarına doğru ses incelmektedir. Baktığımızda nedir? İşte hemen rastgele bir tane tuş verelim. Şu tuş arkadaşlar nedir? Şu tuş aslında ne dedik biz? Si, do. Yani üçlünün sonu si, ikilinin sonu mi. Dolayısıyla burası da do olacak. Baktığımızda burası C harfine denk geliyor. Do'ya denk geliyor arkadaşlar. Devam edelim herhangi bir yerden. Şuradan belirleyelim. Nedir? İkilinin sonu sa mi dedik. İnelim. E'ye denk geliyor. E notası da mi'ye tekabül ediyordu arkadaşlar. Yine baktığımızda şuraya gelelim. Bu nota ne olmalı sizce? Si ise la si. Dolayısıyla la olacak. Mantığı bu arkadaşlar. Bu mantığı dikkate aldığınızda sizin notaları okumanız çok kolay olacaktır. Devam ediyorum. Baktığımızda ben burada yine İngilizce karşılıklarını yazdım arkadaşlar. Türkçe karşılıkları burada. Türkçe karşılıklara baktığımızda burada vuruş diye bir terim ortaya çıkıyor. Aslında metronomun vuruşu olarak ifade ediliyor arkadaşlar. Bir metronomu 4 sefer vurduğumuz zaman tık 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 şeklinde. Bu yuvarlak bir nota sonuç olarak. İki vuruşluk, biz buna ikili nota diyoruz. Daha kısa süreli, yani tık tık şeklinde iki vuruşluk.
Dörtlük nota. Çok sık kullanılan nota. İçi dolu siyah notamız bizim. Bu da tek metronom vuruşuna tekabül etmekte. 8'lik nota, 16'lık nota, 32'lik nota diye devam etmekte. Quaver, semi quaver. Bu da triple crochet olarak karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Ve üstte de semi breves, crochet olarak karşımıza çıkmakta. Bunlar da notaların gördüğünüz üzere bakınız dörtlü olarak bunlar aslında tık tık şeklinde vuruşlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunlar da daha bir vuruşun 8'de biri arkadaşlar. Çok daha kısa vuruşlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde çok hızlı şarkılar için kullanılmaktadır. Devam ediyoruz. Devam etmiyoruz tabii. Bugünkü anlatacağım konular bunlar arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bunun devamı gelecek. Bütün püf noktaları sizinle paylaşmaya çalışacağım. İleriki zamanlarda da yavaş yavaş müzik, yani piyano ile ya da gitar ile müzik çalmaya başlamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bizi takip edin, kanalımıza abone olun. Bir sonraki sunumda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.